XY2 bileşiğinin kütlece %40'ı X'dir. Buna göre XY2 bileşiğinde elementlerin sabit kütle oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar kolay bir soru bakın. Yazalım bileşiğin oluşumunu. X2Y, XY2. Bileşiğin %40'ı X demek. Bileşiğin kütlesi 100 gram olsaydı 40 gramı X'ti. Dolayısıyla 60 gramı da ne olacaktır? Y. Peki kütlece birleşme oranı ne olur arkadaşlar? X bölü Y olarak soruyor bize. 40 gram X harcadığınızda 60 gram Y harcamanız gerekiyor. Dolayısıyla kütlece birleşme oranı da 2 bölü 3 yani B seçeneği olacaktır. Bohr atom teorisi ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Elektronların çekirdeğin çevresinde belirli enerji seviyelerinde bulunduğunu ifade eder. Evet arkadaşlar, Bohr elektronların çekirdeğin çevresinde yörüngelerde bulunduğunu söyler. Bu yörüngelere enerji seviyesi adı verilir. Bu nedenle Bohr'un yaptığı çalışmada bu vardır, doğru. Elektronların çekirdeğin çevresindeki enerji katmanlarında bulunma olasılığını belirler. Bu arkadaşlar modern atom teorisinde vardır. Bohr atom teorisinde değildir. Hatta orbital kavramı ile ifade edilir. Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelerdir bunlar. Bohr'da değil, modern atom teorisindedir. Olasılık dediği için Bohr'a uygun olmadı burada. Dışarıdan enerji verilerek elektronun daha yüksek enerjili bölgeye geçişini uyarılma olarak açıklar. Evet, Bohr atom teorisinde bu da var arkadaşlar. Uyarılmayı da Bohr atom teorisinde ilk olarak açıklamıştır. Cevabımız bu nedenle D seçeneğidir. İkinci periyot 3A grubunda bulunan elementlerin hidrojen ile oluşturduğu bileşik ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi ikinci periyot 3A grubunda bulunan elemente bir bakalım. 2 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi atom numarası 5. Bu elementi asla tanımamız lazım. Bu arkadaşlar bordur, yani yarı metaldir. Yarı metaller ametallerle, hidrojen ametal bu arada, oluşturduğu bileşikte arkadaşlar kovalent bağ meydana gelir. Ve bor arkadaşlar hidrojenle 3 tane bakın elektronu var bağımsız. 3 bağ yapar. Hidrojenin biri buraya, biri buraya, biri buraya gelir. Bor kararlı bileşiklerinde oktete veya dublete uymaz. Kendisini 6'ya tamamlar. Bunu da hatırlatalım. Gördüğünüz gibi burada vektörel kuvvetler toplamı arkadaşlar 0'dır. Ek bir bilgi olarak söyleyeyim. Buradaki bağ açıları da 120 derecedir. Vektörel kuvvetler toplamı 0 olduğu için apolar bir moleküldür. Polar değildir. Apolar olduğu için suda çözünmez arkadaşlar. Çözünür demiş, orası yanlış. Atomlar arasındaki bağ polar kovalenttir. Evet, ametal ile yarı metal arasındaki bağ arkadaşlar kovalent bağ. Farklı yapılar olduğu için de, yani elektronegatiflik farkı burada arkadaşlar sıfırdan büyük olduğu için de biz buna ne deriz? Polar kovalent bağ deriz. O zaman atomlar arasındaki bağ polar kovalenttir. Doğrudur. Cevabımız C seçeneği olur bu durumda. 80 gram alkol ile 500 mililitre doymuş sulu çözelti hazırlanıyor. Hazırlanan çözelti hacimce yüzde kaç alkol içerir? Şimdi çözeltinin hacmini biliyorum, 500 mililitre. İçerisinde kullandığım alkolün kütlesini biliyorum yalnız. Alkolün arkadaşlar buradan hacmini bulursam bu hacim 500'ün yüzde kaçıdır diye sorduğumda cevap gelir. Şimdi alkolün hacmini nasıl bulacağım? Öz kütlesi verilmiş bakın burada. D eşittir M bölü V formülünden bulacağım. D değerim 0.8, M değerim 80, V değerini arıyorum. Bu arada öz kütlenin birimi burada mililitre verildiği için siz de hacmi mililitre bulacaksınız burada. Peki şöyle yapalım. V eşittir 80 bölü 0.8. Dolayısıyla buradan ne gelir? 800 bölü 8, yani 100 mililitre gelir. Demek ki 500 mililitre doymuş sulu çözeltide 100 mililitre alkol varmış. Şöyle yapalım isterseniz. 500 mililitrede 100 mililitre eğer alkol varsa yüzde kaçına denk gelir diye soralım. 5'te 1'i 5'te 1 olacağı için 20. Yani hacimce %20 oranında alkol içerir bu 500 mililitre doymuş çözelti. Peki bir sonraki soruya geçelim. Sorunun ekrana sığmasında, evet, biraz oynatacağım soru çözerken şıklara geldiğimde. Yukarıdaki X, Y ve Z çözeltilerine sırasıyla alüminyum, demir ve bakır atılıyor. X, Y ve Z asit ya da baz çözeltileridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi şunu belirleyelim. Birinci kapta gaz çıkışı gözlemleniyormuş. Alüminyum arkadaşlar anfoter bir metaldir. Anfoter olduğu için içerideki çözelti asit de olsa baz da olsa tepkime gerçekleşecek ve buradan bir H2 gazı çıkışı görülecek. Dolayısıyla X çözeltisi asit de olabilir, baz da olabilir. Demir aktif metaldir, anfoterde değildir. Y çözeltisi de tepkimeye giriyor mu? Bakalım, ikinci kapta tepkime gözlemlenmiyor. Peki gözlemlenmiyorsa demek ki Y asit olamaz. Asit olsaydı aktif metalle tepkimeye girip H2 gazı çıkarırdı.
O zaman Y çözeltisi bir bazdır. Aktif metaldir demir ve ayrıca amfoter değildir. O nedenle tepkime veremeyeceği çözelti burada bizim için baz olur. Çözeltilerin asitede baz olması gerekiyor bu arada, ona dikkat edin. Bir sonrakine bakalım. Bakır arkadaşlar, kapta gaz çıkışı gözlemleniyor diyor. Şimdi bakır bildiğiniz gibi özel metallerden biriydi. Hani şu vardı ya, hidrojenin altında bakır, cıva ve gümüş. İşte altında da platin ve altın vardı. Şu üç metal yalnızca iki tür asitle tepkime veriyordu müfredatımızda. Biri sülfürik asit, biri de nitrik asitti. Demek ki burada tepkime gözlemleniyor ise Z çözeltisi ya sülfürik asittir ya da nitrik asittir. Peki buna göre diyor hangisi yanlıştır? Y ve Z tepkimeye girebilir. Şimdi şöyle yapalım. Y ve Z çözeltileri tepkimeye girebilir mi? Onu bir kontrol edelim arkadaşlar. Y çözeltimiz neydi bizim? Bazdı, bunu bulmuştuk. Z çözeltimiz ise asit, gördüğünüz gibi. Ya nitrik asit ya da sülfürik asittir. Sonuçta tepkimeye girebilirler, doğrudur. X ile Y tepkimeye girebilir. X çözeltimiz asit veya baz, ikisinden biriydi. Y ise baz. X eğer asitse Y ile tepkime verebilir. Y baz çözeltisidir. Ona zaten ulaşmıştık, Y'nin baz olduğuna. Birinci ve ikinci kaplardan çıkan gazlar aynı gazlardı. Birinci ve üçüncü kaplardan. Evet, birinci kaptan arkadaşlar H2 gazı çıkar. Ama üçüncü kaptan açığa çıkan gaz, eğer sülfürik asit kullandıysanız kükürt dioksit gazıdır. Eğer nitrik asit kullandıysanız azot dioksit gazı veya azot monoksit gazıdır. Dolayısıyla birinci ve üçüncü kapta çıkan gazlar gördüğünüz gibi aynı değildir. Bu nedenle bizim yanlış olan seçeneğimiz D seçeneği, yani cevabımız bu. X asit ya da baz çözeltisi olabilir, zaten onu ilk başta vurgulamıştık. Çünkü alüminyum amfoterdi. Evet, 13 numaralı soruya geldik şimdi. Şöyle çevirelim. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri temiz enerji kaynaklarının fosil yakıtlara göre avantajlarından kabul edilebilir? Doğayı fosil yakıtlara göre daha az kirletirler. Evet arkadaşlar, temiz enerji kaynakları çevreyi fosil yakıtlara göre çok daha az kirletir. Bu da bir avantajdır. Ham madde sorunu yoktur. Temiz enerji kaynaklarında arkadaşlar fosil yakıtlar gibi bir gün ham maddenin tükeneceği sıkıntısı yoktur. Bu yüzden bu da avantaj olarak kabul edilebilir. Fosil yakıtları oranla daha uzun ömürlüdürler. Fosil yakıtları oranla daha uzun ömürlüdürden kastımız arkadaşlar burada şu. Yani fosil yakıtların bir gün kaynağı bitecek. Bittiği zaman, yani petrol dünyada bir gün bitecek. Bu yüzden ne olacaktır? Petrol kullanımı artık mümkün olmayacaktır. Ama temiz enerji kaynakları ise rüzgar enerjisi, dalga enerjisi gibi kaynaklar, sürekli güneş enerjisi gibi kaynaklar sürekli devam edecektir diye düşündüğümüzden dolayı fosil yakıtları oranla daha uzun ömürlüdür diyebiliriz. Bu nedenle arkadaşlar bu da avantajlarından biri olarak kabul edilebilir ve cevap E seçeneği olur. Kırtasiye malzemeleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Kurşun kalemlerin uçları grafitten üretilir. Doğrudur arkadaşlar. Hatta önceki denemelerde belirtmiştim. Bu kalemlerin üzerindeki B harfi büyüdükçe, yani 1B, 2B, 3B, 4B gibi rakamı büyüdükçe içerisindeki grafit oranının arttığı, yani kağıda daha siyah iz bıraktığı anlaşılır. Tükenmez kalemin mürekkebi kağıda ve kumaşa kimyasal bağlarıyla bağlandığı için silinmez. Doğru bir ifadedir. Silgiler doğal kauçuk veya sentetik kauçuktan yapılır. Bu sentetik kauçuktan yapılanların sağlık açısından zararlı olduğu düşünülmektedir. Tebeşir büyük oranda kalsiyum karbonat, yani kireç taşı, az miktarda da kil ve kum içerir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Mürekkep heterojen bir karışımdır. Mürekkebi arkadaşlar Milli Eğitim kitabı homojen karışım olarak kabul ediyor. Siz bazı kaynaklarda veya internette mürekkebin heterojen sınıflandırıldığını görebilirsiniz. Ama bizim için önemli olan Milli Eğitim kaynakları. Çünkü biz sınavda onlardan sorumluyuz. Mürekkebin homojen olduğu belirtiliyor Milli Eğitim kitabında, 10. sınıf kitabında. Bu nedenle heterojendir ifadesi bizim için yanlıştır. Cevabımız E seçeneğidir.